Merhabalar yeniden, Troya Seferi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. En son Dünya Savaşı başlamıştı. Şöyle bir yukarıdan bakmak gerekirse diplomatik durum. Kırmızılar savaş halinde oldukları malum. Evet, bayağı hoş değil. Yani buradakiler sadece buzdağının görünen tarafı. Bir de tabii ki Yunanistan'la deli gibi bir savaş halindeyim. Dur, halledeceğiz. Hepsi olacak. Kahraman Perseus'un zamanı geldi mi? Hayır. Önümüzdeki tur 3 kişiyle barış imzalayabileceğim. Troya'nın kendi gücü kendi gücü değil de işte şey gücü. Kadim miras gücü olmak olan şey ile şu an zayiat yaşıyorum. Şu Tuncu bir kontrol altına almak lazım. Çünkü beklemediğim bir anda 4. yönetim kademesine çıktık ve bakın masrafları deli gibi arttı bir anda. Ama yine de şuradaki 20 kişilik ordu Zeleyya'yı talan eden, of abi 1'e kadar düşürmüş, yapma yarın sen, bu nedir abi ya? Şu Zeleyya'yı talan eden şu orduyu en azından indirebiliriz diye düşünüyorum. Marş vaziyetinde olduğu için geriye çekilemeyecek. Bu kadar eşit güç olarak göreceğini düşünmemiştim ama başka bir ordu yok kenarda, otomatik sonuçlandırabilirim. Buradan edindiğim Tunç'la herhalde iflası en azından şimdi kurtarmış olduk. Tazeleneceğiz, okey. Sen şu Troya'ya doğru gelen Aşil ordusuna müdahale etmek üzere batıya yönel. Sen şurada durabilirsin şimdilik. Daha iyi tazelenirsin orada. Abi koca ordu yendin, bir tane rütbe atlamadın mı ya? Okay. Oradaki orduyu temizlemiş olmak iyi oldu yine de. Bunların bir ordusu daha vardı ya. Onların nereye gittiğini göremedim derken buradaymış. Tamam. Nereye gidiyor? Buraya gidiyor galiba. Her yerde hasarlı. Buraların tamam, tamirat maliyeti çok fazla değilmiş. Tamir edelim buraları. Güzel. Bu nedir? Üretim tüm kayak. Peki. O önemli bina değil ama neyse, yapalım yine de. Şimdi şuradaki bir orduya karşı şunu yapmıştım. Şöyle bir ordu basmıştım. Şuradaki ticaret noktasında uğrarsam eğer yeterince yürümem olur mu? Maalesef olmadı. Peki şuraya uğrarsam Apollon Mabedi'ne yine olmaz muhtemelen. Şurayı yıkmasaydı ulaşmıştım ama orayı yıktı maalesef. Şuraya bir kahraman yapmayı, bir general daha yapmayı düşünmüştüm aslında ama bu nasılsa yetişir diye yapmamıştım. Şimdi başıma bela oldu bu gerçekten. Pusuya yatma imkanım var. Pusuya yatarsam burayı kaybederim ama. Orduyu yakalamış olurum ama orayı kaybetmeyi tercih etmem. Yaklaş sen abi. Bunun yine kuzeye gitme ihtimali var. Şuraya bir ordu basarım belki. Şuradaki dedenin bir olayı kaldı mı? Ucuzsa şurayı al. Birine satayım orayı. Ne kadar? Tamam. Take it over. Burayı şu an size satmaya kalksam herhangi bir bina olmadığı için muhtemelen fazla pahalıya gitmez. Bir bakayım. Bölge ticareti burası. 50 değerinde aslında gidiyormuş. Bir dakika, aynı yerden bahsediyoruz değil mi? Aldığım şehrin neresi olduğuna emin olamadım şu an. Evet, doğru yer. Tamam. Okay. Böyle beleş bir şehir alıp onu pahalıya satmak her zaman candır. Şunu bir yollayalım. Başka bir işlevi kalmadı. Kuzeydeki ordunun güneye inmesi ve güneye inerse bu dedenin yakalaması ihtimali var mı? Yok, çok uzaklarmış. Bu dede boşuna ikmal hatlarına sıkıntı çıkarmasın. Tamam, size şunu bir satalım. Sizin neyiniz var? Bol bol gıdanız var. Tamam. Keşke bir vasallaştırmayı da kabul etselerdi ama neyse. Gıda sıkıntısı çekmeye başladım, evet. O yüzden sizden mesela tur başı 2000 gıda verir mi? Çüş, abarttım. Artı 50 diyordu abi, ne yaptın? Sattım mı? Resmen değmeyecek yani. Öf, üzücü gerçekten.
Tunç alır mıyım diye baktım da yok, Tunç'u yok adamın. Neyse senin olsun, tamam. Bu şehri istemiyorum da size. Mukaddes Ege toprağı değil miydi ya? Değildi değil mi ya orası? Tamam değilmiş. Al tamam. This will be glory. Hayrını gör. Ya aslında şunlarla barış yapabilirdim, belki onu satsam. Bak o hiç aklıma gelmedi, neyse ya. Tamam burası böyle. Burası böyle. Efes'i bu tur aldık. Bunları hareket ettirmedik. Bunları... Bakıyorum bakıyorum. Birazcık şu tarafa doğru yaklaştırsam fena olmayacak. Troya'ya doğru götürmek istiyordum ama... Ya da Troya'ya mı doğru götürsem ya, orası bayağı bir tehlike altında ama önümüzdeki tur bu ikisiyle barış yapacağım zaten. Bunlarla barış yapmayı düşünmüyorum şu an. Tamam, o orduyu bir elimine etmek lazım ya. Sen yine her ihtimale karşı pusu vaziyetinde ilerle de. Dört bir tarafım düşman dolu malum. Aynı şekilde sen de. Ulaşamayacak galiba da. Okey, Paris. Sen 8 oldun. 8 olduğu için bunu kullanabilir duruma geldi. Fidyadan şu an kalsın elindeki ya. Priamos. Adam da yakında ölecek diyoruz. Maşallahı var, nazar değmesin. Kullanmadığım generalim var mı? Yok. Bir tane takas anlaşmalarım var. Ha, teknoloji araştırdım. Yeni bir tanrıya tapınabiliyorum. Süper. Ege tanrılarından sadece Afrodit açık. Bakayım. Hector'un ordusunu kimseye adamadım. Gıda maliyeti. Dur. Adammış general. Moral ve ikmal alıyor. Diğerlerine de bakayım. Henüz onları keşfetmemiş olmama rağmen. Hız ve muharebe yağması. Bunu tercih ederdim aslında ama neyse. Aura boyutu, menzilli hasarı. Hıvası, moral. Adammış genele bakıyorum sadece de. Afrodit mantıklı gibi ya. Yani Poseidon'u tercih ederdim dediğim gibi ama. Uf, mabetleri de gıda, odun %20. Üf, gerçekten müthiş ama keşfedemedik abi, yani ne yapalım artık. Tamam, Afrodit olsun. Bekletmenin alemi yok. Afrodit de kötü değil zaten ya. Ay yetiştirme mal. Çok saçmalamış ya. Neyse. İkmal kötü değil. Afrodit'e adadık. Pardon, Afrodit'e tapınmaya başladık. Ardından... genel adayamıyoruz. Neden? Ha, önce ikinci kademeye çıkarmak lazım Afrodit'i. Peki. Birkaç mabet yapmak lazım yani. Onun da sırası gelir. Onun da sırası gelir. Teknoloji olarak buradan devam etmem için bir sebep var mı? Dua süresi artı 2 fena değil. Menzilli atış menzilli %15. Zırh artı 10. Ha ama 9. deneyim rütbesinde. Onlardan fazla yok elimde. Refah esnasında artı %15. Binalardan, madenlerden. Bina ve madenim yok elimde. Ticaretten falan geliyor altınlarım şu an. Mutluluk geçiniz. Mağaradan gelen deneyim. Menzilli atış. Tamam. Şuraya doğru ilerleyeyim ben o zaman. Şunları çok istediğimi söylemiştim. Karada hareket ve pusu başarı ihtimali 10 veya daha az birim olan ordular için gayet güzeldir. Şu çok işe yaramayan şey için 6 tur harcamak zorunda kalacağım ama yapacak bir şey yok. Başka bir tane takas anlaşmaları, saray eyleme. Kumpaslar. %73 ihtimali arttırmak için 30 saygınlık kullanarak bunun garanti olsun istiyorum. %100 yapalım. Şantajda %100. Keşke şuna bir baksaydım öncelikle, değil mi? Okey, yapacak bir şey yok. Şey bir bakayım. Meşrutiyet durumlarına bakayım. Tamam, hala benim meşrutiyetim onlardan çok daha fazla. Hal çaresine bakacağız onun da. Başka. İnşaat mevcut. Virusa... Seleyi tamir etmek
gerekiyor. Bu binaları da tekrar yapmak gerekiyor. Tekrar upgrade yapmak gerekiyor. Üff, orayı talan etmesi biraz canım sıkmadı değil. Sıktı. Şu tunç olayını bir çözmemiz lazım ama bir dakika. Yerleşimi yükseltmeleri. Buralar hala tehlike altında. Minoa'yı korumayı çok istiyorum. Tunç üretmeyi çok istiyorum ama aşağıdan her an bir saldırı gelebilir oraya. Şimdilik bir kalsın. Karakollar kalsın. Hasarlı karakollar bir burada var. Karakolları tamir etmek de pahalı arkadaş ya. Ama dur. Neresi burası tam olarak? Burayı tekrar talan edebilir. O bir kalsın. Burayı buraya et. Teklenti olarak kullanmadığımız şey sandalet çıkmış. Peki seni eğer boş şeyi varsa Hector'a vermek isterim. Yokmuş. Bu arada bunların birini Hector'a versem daha iyi olmaz mı? Fark etmez. Savaşçının kalkanıymış. Aradaki şeye bakayım. Menzile karşı direnç %10. Yakında bir hasar artı %10. Korkusalar korumalar. Korumalar yine de daha iyi ya. Tamam bunu al. Zırh artı 8 korumalar. Tamam önemli değil o. Okey. Haris sana verebiliriz. Tamamdır. Şu tunç işini bir çözelim. Var mı? Hmm. Taş satıp tunç alabilirim. Demin de almamışım ben bunlardan ya. A proper discussion is a great idea. Anlaşması. Bana turbaşı 300 tunç versen 187 diyor. Ben sana turbaşı 300 taş versem. Cık. Fazla yok elinde bu adamın ya. Başka şöyle aram iyi olan bunlara savaş açmayı planlıyorum bir gün. Çok uzak olmayan bir gün de mümkünse. Şunlar beni seviyor gibi. Saldırmazlık da istiyorlar zaten. Kimle savaş halinde kimerlerle. Şu takas anlaşmasını bir konuşalım seninle. 300 versen. -66. Ben 300 versem. -30. Diğerlerinden daha fazla alıyorum da kurtarmıyor. Gene de mecburuz. Bunu bir alalım. İşte bir de saldırmazlık paktı versen biraz daha verir herhalde. 95, 192. This will be glory. Tamam, tamam. Gıdayı halletmesi çok zor olmasa gerek ama şu tuncu birazcık daha yukarı çıkarmak istiyorum ben. I can't see this ending well. Odun, ya odunum da az gerçekten. Taş istemiyor bu. Diğeri kimdi? Şunlarla bir tekrar konuşayım. Abi 100 versen sen bana sadece. Abi 128 nedir? Dalga mı geçiyorsun? İlgilenmiyor diyebilir. Nasıl ilgilenmemek bu? Okay, okay. Şimdilik idare ederiz. Şöyle bir kalsın. Herhalde 5. seviyeye falan çıkmayız lök diye. Yeni birim basmıyorum nasılsa. İlgilenen eylemlere baktım. Genel bir diplomasiye de bakayım. Savaş isteyen... Yok diyelim. Afelsin isteyen yok. Vasallaştırmamı isteyen yok. Askeri ittifak isteyen... Nope. Yok. Askeri geçiş isteyen yok. Tamam. Bir iç savaş daha. Kim kalmıştı? Bir Mezopotamya kalmıştı. Ona rağmen saldırdığına, yanında ordusu ordum olmasına rağmen bunlara saldırmayı tercih etti. Sırf bana gıcıklığına. Okey, Mezopotamya iç savaşı da başladı. Nedir? Sarayda bilgi güçtür. Bizimki gibi canlı bir sarayda pek çok kişi sabrı kararsızlıkla, kararsızlığı ise beceriksizlikle karıştırıyor. Bunun üzerine karşınızdaki kişinin yüzü
Gölgenin içinden çıkana değin size doğru eğiliyor ve diyor ki elbette saray eşrafı tehdit olarak görmedikleri kişilerin yanında daha hür konuşur. Sizin için tehdit oluşturmayan biri kisvesinde bürüneyim. Onların tüm entrikalarını sizin için ortaya çıkarayım. Ben dönene kadar beklerseniz size bir adamın gözünün içine bakıp arkanızdan neler söylendiğini bile memnuniyetle sunayım. Söylendiğini bilme memnuniyetini sunayım. Okuyamadım. Ne istiyor peki? Bir saray elemi kaybedeceğim. Evet, tüm kumpasları ortaya çıkaracağım. Hepsi ortaya çıkmamış mıydı zaten? Yani tamam, belki çıkmamış olan vardır. Güzel. Şimdi şu barışı bir yapalım. Biraz sıkıntılıyım barış. Ola ki yapamazsam. Aşil iki ordusuyla beraber geldi. Kronos iki ordusuyla beraber geldi. Kronos'un bir ordusu daha yolda. Sıkıntı yani, sıkıntı. Aslında yani şu an Miken'le, Kronos'la ve Aşil'le barış yapmamı icap eder. Aslında Şipililuma'yla barış yapmak isterdim ama o uzakta, zaten bana herhalde kolay kolay saldırmaz. Saldırsa da canı sağ olsun. Deneyelim bakalım oyunlara. Ev sahipliği yap. Miken, Kronos ve Aşil. Bunlara ödül sunmak gerekiyor. En sıradan ödülleri sunalım. Ne var? Sun abi şunu da. 4 tur boyunca mutluluk veriyor. Bayağı bir gıda alıyormuşuz, taş alıyormuşuz. Güzel, güzel haber. Yes. Barıştık mı? Barıştık mı? Kanka mıyız artık? Umarım anında savaş açmazlar bana. Yani öyle bir imkanları var mı bilmiyorum. Yani ola da bilir. İmkansız değil. O yüzden sen Truva'ya doğru gitmeye bir devam et ya. Ne olur ne olmaz. Open the gates. Okay. Orada bir takıl sen. Ne olur ne olmaz. Şimdi tıpış tıpışı geri dönecekler diye düşünüyorum. Ya bunlarla savaşmayı tabii ki isterim bu arada ama yani bunlarla savaşmaktansa buradaki uyuz fraksiyonları çıtır çerez gibi toplamayı tercih ederim onlardan önce. Güçlendikten, paralandıktan sonra onları almayı tercih ederim. Buradaki uyuz ordu gerçekten dünyanın en uyuz hareketlerini yaptı. Burayı talan etti. İki tane şeyimi yıktı. Ölmek pahasına yani. İki tane karakolumu yıktı. Yani sırf gıcıklık. Başka bir şey değil. Şunu bir al abi. Gözünü seveyim bir daha. Yani aşırı gıcık oldum bu adama şu an. Hazineyi al. Şu an iflas söz konusu mu? Değil. Şu an iyi durumdayız. Hayır, bunu yaptığı yetmezmiş. Arkada aşağıda bir kişilik bir orduyla gelip bir de şuradaki şeyimi yıktı. Karakolumu yıktı. Tam bir gıcık gerçekten. Şimdi bu orduyu ilave etmeyeceğim. Bu orduyu kullanacağım. Ama nerede kullanayım? Bunlarla barış halindeyiz. Ya ben bunlarla savaş halinde değil miydim? Ha yok, şunlarla savaş halinde. Şurayı şunlara satmayı planlamıştım değil mi? Bu kim? Okay. Buradaki şehri kaybetmek üzereyim. O yüzden o şehri kaybetmektense başkasına mı satsam? Ama mukaddes Ege toprağı burası da ya. Kimseye satmak istemiyorum. Tamam, sen orayı alacaksan al. Şuradaki 20 kişilik orduya karşı benim bu ordum sıkıntı yaşar mı? Dandik bir ordu gibi gözüküyor. Hasarlı olmam gibi bir sıkıntı var ya. Hasarlı olmasam dalabilirdim de. Şimdilik şöyle bir pusu vaziyetinde çok dikkat çekmeden oralarda takılalım. 8 olduk, bunu almayı tercih eder miyim? Yok, o kalsın. Asıl ordularım ile bana savaş açmayacaklarını varsayarsam şunların anında şu şehri almaya gidebilirim. Ardından buraları toplamaya başlarım. Ama yani buralarda da Mukaddes Ege toprakları var. Üstelik savaş halinde olduğum Mukaddes Ege toprakları var. Burada da gelen 20 kişilik orduya da bir müdahale etmek lazım. Evet, tamam. Ege bölgesinde takılmaya devam edecek bu ordular. Şu an karar verilmiştir. Gel sevgili Hector. Şuradaki moralini bir al. Sen herhangi bir yere saldırı düzenleyecek pozisyonda mısın? Ninoe'ye düzenleyebilir. Ninoe'ye doğru yaklaşayım o zaman. Ve pusu vaziyetine gireyim. Orayı almaya kalkarsa tepesine binerim. Bir yere kaçmamış olur. Bunlar bir savaş açmazsa şu orduyu bunların son şehrini almakta kullanırım.
Büyük yerleşim yeriymiş. Bunları pusuya falan düşünmeye çalışmak gerekebilir öyle bir durumda. Über bir ordu sayılmaz bu ama bakalım, bakalım. Şimdilik şu Ninoa'ya yaklaşmaya başlayalım. Pusu vaziyetinde. Yine ne olur ne olmaz, su şehrin dibinde kal sen de. Tamam, zaten pusu vaziyetinde. Sen şurayı vuramamıştın, şimdi uğra. Hala pusu vaziyetinde misin? Evet. Sen de burada takıl. Sen oraya uğradın. Şuraya uğramadan geçme. Ve sen bile pusu vaziyetine gir. Kendini ama yok. Kendini tehlike altında hisseder mi bunu biraz daha yaklaştırırsam? Aslında marş vaziyetinde oraya ulaşır bir sonraki tur. That is beyond. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Priamos sen biraz daha yaklaş şuraya. Oraya kesin saldırabilecek pozisyonda olacağım. Buradan bir tehlike gelme ihtimali var mı? Yani var tabii de sanıyorum riske gireceğim. Tamam, bir şey yok gibi. Okay. Önümüzdeki tur burayı alırsa Priamos'u saldırırım. Bunlarla desteğe gelirim. Bunlarla da desteğe gelirim hatta. Gelir gider dengesi hoş olmamakla birlikte idare ediyoruz şimdilik. Sarayda durum ne? Kumpaslar. Başarı olasılığı tamam. Bu başarılı olmuş. Şantaj yapmış bana. Vay hayın. Peki. O başarılı olacak. Şuna bir kumpas hedefi yapabilirim bu adamı değil mi? Tamam, kullanmış sayıldım. Başka bir şey yapamıyorum. Tamam. Pardon, saraya bakmıştım. Sacimcine bakacaktım. Sacimcine sıkıntım yok. Priamos öldükten sonra ne olacak onu merak ediyorum. Acaba aynı meşrutiyetten devam edebilecek miyim Hector'la? Perseus'ta. Tamam, zaten maksimumdayız. Diplomasi de. Barış anlaşması istemeye yakın olanlar var ama henüz yok. History will remember me. Bu iç savaşın sonlanmış mı sayılıyor? Şu an milletle barış yaptı mı? Yok. 15 tur geçmesi gerekiyor. Bunlarla da barış yaparsam. Dur, bu nedir? Ha, meşrutiyet şeyi de yapılabiliyor bu arada. Ticareti yapılabiliyor. Atıyorum bir bakayım. Meşrutiyet desteği taleplerim mesela atıyorum. Bunların meşrutiyeti yok. Çünkü yok. Niye yok bunların meşrutiyeti? Peki. Ne bileyim bunlarla konuşsak. Okay. Should be interesting if nothing else. I doubt this meeting will end well. Mükemmel bile isteyemiyoruz, Allah Allah. Teklif etsem o da olmuyor. Allah Allah. İç savaş halinde olduğum için mi acaba? Ama o zaman bu seçenek dışı konusu lazımdı. Neyse, bu 15 tur bir geçsin bakalım. Şunlarla da belki arada barış yapmayı başarabilirim. Tamam. Şuraları bir temizleyeyim de buralara da birkaç tane şey tapınağı kuracağım ya. Afrodit tapınağı kuracağım. Afroditsiz kaldık. Bir dakika. Bu eyalette Troya'ya bir yere bir tane şey tanrı tapınağı kuruluyor değil mi? Tamam. Sana indirimleri. Hasarlı binalarım. Apavitya. Yani buranın yine saldırıya uğrama ihtimali var. Orası kalsın o zaman şimdilik. İnşaat mevcut. Malmayı kaybedeceğim. Minoa'yı kaybetme ihtimalim var. Bu eyalette burayı ikiye çıkarabilirim sanırım. Burada ise Efes 3'te zaten. Burada bu arada şey yokmuş ya. Garnizon binası yokmuş. Aman tanrım. Öyle bir şey olamaz. Şuradaki şu gereksiz binayı
Yıktım gitti. Yetiştirme yuvasına ihtiyacım yok çünkü globalden yetiştiriyorum, yetiştireceğim genelde. Bunu yükseltip yeni yuva açabilirim ama o zaman alır. Bir an önce kurmak daha iyi oraya. Burayı upgrade etsem mi? Bir dursun burası da. Düşman topuklarının tam arasında. Burada upgrade etmek istediğim şey var mı? Gıda gelirini arttırmak olabilir. Üretim tüm kaynaklar biraz bekleyebilir buralarda. Yok, inşası da bekleyebilir. Dur, geçirmeye şey yapıyorum ya. Geriliyorum yani. O kadar çok kişiyle savaş halindeyim ki. Neyse. Şunlar savaş açmadığı sürece bana tekrar sorun yok. Okey. Tahmin ettiğim gibi buraya saldırdı. Umarım ele geçirir. Okey. Talan etti. Yakalayabileceğim pozisyonda ama. Okey. Şeyden korkuyordum. Oradaki tunç kaynağımı kaybettiğim için iflas eder miyimden korkuyordum ama henüz etmiyoruz. Oraları tekrar inşa etmeye başlayabiliriz. Sen oraya kesinlikle yetişebiliyorsundur değil mi? Süper. Marş vaziyetinde zaten onu aldım. Ama sen yetişebiliyor musun, önemli olan o? Yetişiyor son anda valla. Şuraya da bir uğrarım. Tamam, oraya da uğrarsam daha kolay yetişir. Hemen gel. Orada biraz yürüme, tazele. Okey, süper. Hatta saldırıyı bile Hector gerçekleştirebiliyor. Nice. Nice, nice, nice. Biraz fazla mı güçlü saldırıyorum buraya? Bu arada bunlar savaş açmadı bana neyse ki. Güvenirlik kaybetmek istememişler demek ki. Kuzeyde kimseyle savaş halinde değilim şu an. Yani uzaktakilerde savaş halindeyim. Onlar gelirse bir şey yapamam da. Tamam, bu orduyu da o zaman güneye indiriyorum şu an. Uğra şuraya. Sen şuraya bir desteğe gel. Tamam. Priamos, sen de şöyle bir desteğe gel. Paris. Şuraya bir uğratmaya çalışacağım ama yanında bu varken şey yapamaz, uğrayamaz. Yok, gene uğrayamadı. Tamam, Paris o savaşa desteğe gelemeyecek o zaman. Ha, yo, gelebiliyor. Tamam, süper. Sıkıntı yok. Ben de gel şöyle dostum. Hector, hala ulaşıyorsun değil mi? Süper. 4 tane orduyla beraber kolaylıkla bir otomatik sonuçta alırım zaten. Herkes de experience kazanmış olurmuş gibi. Beklenmedik bir kayıp vermiyorum inşallah. Paris falan ölüyormuş şimdi. Gerçekten çok gıcık etmiştim beni. Mekanın cennet olmuyor. Okey, 400 tunç elde ettik oradan. Bir süre daha hayatta kalırız. Nino'yu da bir tekrar hiç ertelemeden onaralım. Burayı da onaralım. Daha fazla tunç gelirini arttırabiliyor muyuz? Yüksek bina istiyor. Nüfus bunlara gerek yok. Tamam, buralardan garnizon sağlayan bir bina da kurarım buraya. Tekrar saldırı alması ihtimaline karşı. Apavita'yı da onarabilirim. Buranın da artık kolay kolay saldırı almayacağını tahmin ediyorum. Şunu da yap. Bir dakika, bu neymiş? İş gücü artışı. Yok ya, yık gitsin bunu. Kaynak binasını yapıştırıveririm. Bu da iş gücünü arttırıyor zaten. Valma ise burayı kaybedeceğimi düşünmüştüm. Ama yanında dikilmeyi tercih etti saldırmaktansa. Yok, kuşatmışım burayı. Kuşatmış. Peki. Şimdi buradaki ordularımla. Şurada bir karakol olsaydı mis gibi uğrardım ama adamın derdi karakol yıkmak. Üzüm yemek değil, bağcının karakolunu yıkmak. Şöyle bir yine bakayım diplomatik tutuma, diplomatik duruma. Şöyle şu 1, 2, 3, 4, 5 ideal senaryo. Bakalım o ideal senaryoyu gerçekleştirecek durum olacak mı? Kuvalya ilk hedef. Şu an fazla mı güçlü bir şekilde buraya geliyorum diye düşünmedim değil. Bu arada bu herifin ordusunu neden Paris'e vermiyorum ki ben? Evet, evet, çok mantıklı.
Yürümen yok. Şöyle gel. Paris sen onun yanına gel. Priamos sen de gel abi. Dayı sen de şu birimleri. Yürümen mi yok? Ha, marş vaziyetine gir o zaman. Bu birimin tamamını değil de şu kalitelileri al. Kaç oldu? 7. 2, 3, 1, 2, 3, 3'e 3 menzilli yakın dövüş oranı. 4'e 4. Kendi bu olsun, tamam. Onu geçsin istemiyorum. Bonuslardan faydalanmak adına. Priamos'a da bir tane ver, diğerlerini dilave edeyim. Priamos'un ordusunda ise... Şöyle bir değişiklik yapabiliriz bence. Tamamdır. Sana hizmetlerin için şimdilik teşekkür edeyim dostum. Boşuna bakım masrafı yapma bana. Evet, seviyesi 3 oldu. Cool. Cool cool cool. Prince Paris. Hector'un ordusunu da daha kaliteli birimlerden oluşan, 10 kişiden oluşan bir ordu haline getirmek isterim bu arada. Bakalım fırsatımız olacak mı? Bunu 8'e çıkarmıştık. Ha, hatta yeni rütbe atlayınca şunu da almış oldu. Şunu da al o zaman. Şuradan devam et. Dur gene unuttum ya. Şunu almaya çalışıyordum değil mi? Evet. Tamam. İkisini de 13'e çıkarmaya çalışıyorum. Amacım o. Bunlar böyle güzel. Sen ise madem onlar bana saldırmadı. 15 kişi arkadaş bu da ya. Nasıl yapsak, nasıl yapsak? Bunlara saldırırım da bu ordu buradayken saldırmam. Buradan direkt saldırma imkanım da olur aslında. O yüzden şöyle yapayım. Sen sevgili dostum. Şuradaki nehrin karşısına geçince yürümesi çok gidiyor. Nehrin karşısına geçme o zaman. Troya'nın dibinde kal. Ama bu vaziyette kal. Ordusunu belki buraya doğru harekete geçirmeyi düşünebilir. Öyle bir şey yaparsa şahane olur. Öyle bir şey yapmaması senaryosuna karşılık şuradan tuzak mahiyetinde bir tane karakter basayım ben. Daha önce basılmış. Şu daha önce basılmış değil mi? Tamam gel. Sen Troya'nın içinde kalabilirsin. Tamamdır. Eksi 6000'deyiz. Eksi 40 altın. Tunç biraz sıkıntılı ama idare ediyoruz. Sarayda bir kumpas daha var. Arkadaş. Kumpas ortadan kaldırın. 500 altın. Çok fazla, çok fazla. Ya başka bir kumpas ortaya çıkarma imkanı yok mu ya? Başarılı ol. Başarılı olduğunda mevkisinden alır. Ama mevkisinden almak istiyorum ya. Acaba bir itibarını sars. Zimmete geçir. Ustası. Bununla saygınlığımı biraz daha arttırayım. Ben bunu saraydan atayım ya. Biraz daha dedikodu yayayım. You are an exemplary gossiper, my courtly peer. Tamamdır. Var şıkar yapılacak ne var? Yerleşim yeri yükseltmesi. Evet lütfen. Sıkıntılı değiliz değil mi? Burası Efes. Ha Efes'e hemen şunu ertelemeden yapayım. Bir tane mi garnizon binası var burada da? Evet bir tane var. Hemen şunu bir yap. Aslında çok güzel başka binalar da var ya. Yıkmak isteyebileceğim. Burada inşaat maliyetini düşürmesi güzel. Bunu yıkamıyorum. Gıda geliri kalsın. Üretim %5. Bu eyaletteki üretimi arttırıyor bir de ya. Samos'u alır mıyım? Bunlar... Aa burası boşmuş. Burasını direkt alayım ben ya. Hemen Tunç. Oha süper. Hemen bir tane general abi buraya. Tamam sen gel. Seviyesi değişti. Var mı sıkıntı? Yani uzun süre umarım hayatta kalmak zorunda kalmazsın.
Okay. Of şu Tunç'u başkasından önce alırsam, şunlardan falan önce alırsam acayip sevinirim gerçekten. Dikkatim dağıldı bu arada. Bu da yıkmak istediğim bir şey. Şunu almak istiyorum. Diplomatik ilişkileri arttırıyor falan. Evet ben onu alacağım galiba ama şunu yıkarak mı alsam? Dur bakalım. Şurayı alıp almama bağlı. Başkası benden önce alırsa yıkarım. Burayı arttırmalı mıyım? 53, 74, 77. Tamam, tamam. Bu güzel. Altını idare ediyoruz. Karakol inşaatları mevcuttur. Minoe artık güvende mi? Güvende. Ticaret şeyi var mı? Varmış. Neye ihtiyacı var buranın? Buranın Afrodite'ye ihtiyacı var. Benim Apollon'la aram nasıl? Hala bunu da maksimum seviyeye çıkaramadık. Ne kadar fark ediyor maksimum seviyeye çıkarırsak? Mutluluk 5'ten 7'ye çıkıyor. Yetiştirme menzilli hasarı biraz artıyor. Dua edersek yeniden doldurma hızı, evet, bayağı bir fark ediyor dua etkisi. Adammış genel. Mimat ve menzilli ölümcüllüğü %10, %3. %20, %6. %3'ten %6'ya çıkması özellikle güzel. Neyse bir iki Apollon daha basayım ben ya. Yerel etkilerine de bak. Mantıklı bu arada. Lütuf, gıda yetiştirme maliyeti, iş gücü artışı. Peki, Apollon'un lütuf, yetiştirme sırasında menzilli hasar, mutluluk. Kaynakları etkileyen yok maalesef. Ben bir Afrodite'yi de ikiye çıkarmak istiyorum ya. Ona da bir general atayabilmek istiyorum. Burası güvende mi? Nispeten. Buraya da bir Afrodit yapalım. Bir ticaret yapalım. Bir de konaklama yeri yapalım tabii ki. Nüfusumu çok arttırmak istemiyorum ama yine de en iyi seçenek o ya. Meşrutiyet arttıran zaten var bu eyalette. Bakalım Troya'da bir tane eksiğimiz var. Tamam şunu yapalım. Mira'da eksiğimiz var bir de. Eantia güvende mi? Yani aşağıdan bir saldırı gelme ihtimali hala var buraya. Bir kalsın. Burayı güvene aldıktan sonra şu binayı da yıkabilirim bu arada. Hatta belki Efes'teki yıkmayı da düşünebilirim. Şurada bir inşaatım olduğu söyleniyor. Geçiniz onları. Bulunulmayan etkilenti. Dur sana değil de öncelikle daha önemli karakterlerime bakayım. Paris gibi. Terazi. Var veya olmaz yüzlerim. Peki. Başka bir şey yok gibi. Bu arada bunu Tahtayı ve Vanas. Okay. Sadece Priamos kullanabiliyor. Priamos'un da taktığı başka bir şey var zaten. Gelin diplomasiye bakmadan geçmeyeyim ben. Ne olur ne olmaz. Barış isteyen Biblos. Biblos'la barış istiyor muyum? Biblos neresi? Burası. Kimle savaş halinde? Likya, Frigya, Tre. Tamam ben sizle barış istiyorum olur. Don't anger me, wretch. Hiçbir zaman savaş istememiştim zaten. Neyiniz var sizin? Ama birazcık Tunç'u varmış. Kaç verirsin Tunç? 60 verir misin? Abarttım. Abi yani biraz fazla abartmışım o zaman. 15 veriyor. Peki. Çoktan iyidir. Surprise! Saldırmazlık sonra bakarız ona. Başka baş isteyen şu an yok. Konfrasyon yok. Son of Zeus himself. Yok. Askeri ittifak var. Kimsin sen? Pala. Kimerlerle savaş halinde? Kimerler kim oluyor? We must be ruthless. Zaten savaş halindeyim bunlarla. Tamam müttefiklerimi arttırmaya hayır demem. Yapalım. Karşılığında fazla bir şey alamayacağız ama. Deminkinden daha fazla aldık valla. 25 iyidir. Agreed. Savunma ittifakı yok. Askeri geçiş yok. Olmazlıklara bakmaya gerek yok şu an için. Aklıma gelmişken
I doubt this meeting will end. Okay, bir sürü kişiyle savaş halinde. Bunlar. Müttefikim. Likya. Müttefikim. Bunlar. Müttefikim. Parha. O kadar çok müttefikim var ki hesabı karıştırdım. Bunlar da müttefikim. Sen müttefiksin. Ha, mavi yaz, mavi işaretten anlayabilirim aslında. Bunlar da Tarkun Taş'a. Bunlar da müttefikim tabii ki, tamam. Bunların karşısında savaşa giremeyeceğim yani. Yani gene de bir sorayım da. Selen -19. Heh, bunu konuda bir şey yapamam. Sanıyorum o kızı adamları döve döve almak gerekecek. Böyle son bir yerleşim yerleri falan kalacak. Barış isteyecekler benden. O zaman kızlarını alıp o şekilde evlendirebileceğim Paris'i, ama Paris'i Helen dışında biriyle evlendirmek istemiyorum ya. Bir şey soracağım, bir şey soracağım. Bir dakika. En çok şu an barış yapmak istediğim kişi kim benim? Şu Pilulima. Şu Pilulima ile bir... Siz alıp verme işine girebilir miyiz? -30 diyor arkadaş ya. Evlilik teklif etsem... Şurada bir kız var mesela. Versem şuna. Yani çok da etkilemiyor. Orada kuşattıkları küçük bir şehir vardı ya. Onu aldılar. İyi bir maksat. Bunu seçmeden önce... Bu arada bu bölümün şey... bayağı bir... İpinin ucunu kaçırmışım. Biraz fazla uzamış. O yüzden şimdilik ben veda edeyim. Burada kaldığımız yerden önümüzdeki bölümde devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi de rica edeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.